Trabzon spor maçının devre arasında Erman Toroğlu'yla beraber karşınızdayız Bir yandan da e, Şimdi son düdük çaldı ama e, Oyun alanı bir an karıştı bir, bir yandan da oraya bakıyoruz Gözümüz orada e, Bir sarı kart var Bu arada e, İrfan Can e, Göztepe'nin kalecisi Sarı kart gördü e, Çok da sinirli İrfan e, Şimdi itirazlar devam ediyor. Atınç'ın bir itirazı var. Bu e, bilemiyorum. Az önce inanılmaz bir karambol vardı ceza sahasının içinde. E, orada belki de ona yönelik bir itirazdı bilemiyorum ama e, bir gerçek var. Sadece önce oyuncular birbirleriyle tartıştı. Hakeme gidip itiraz edenler var. E, hocam da dur bakalım bir iyice anlayanım olayı dedi hala da bir yandan oraya bakmaktayız ama e, Berat Hamşi'yi sakinleştirip hemen soyun modasını alıyor. Orada yine Dorukan var. Orada e, ki isimlerden biri. E, bayağı bir hararetliydi hocam o böyle. Şimdi, bölge. e, maçta futbol Bu da arada he. bir kırmızı kart. Kime o kırmızı? Nereden dediler? Hangi kenar yönetimi? Göztepe olabilir mi? Bakıyorum. Ee, teknik ekipten olabilir. Bir e, sivil giyimli bir kişi de kırmızı kart gördü orada. Onu da arkadaşlarımız bize bilgi verecekler. Ee, enteresan maçın son bölümü tansiyon çok yükseldi. Göztepe'nin e, ligin 18. sırasında olduğunu bu maça başlarken belirtelim. Haftaya lider giren Trabzonspor ilk yarı 0-0 sona erdi ama e, ilk yarıda daha istekli, daha gole yakın olan tarafın ev sahibi Göztepe olduğunu belirtelim. E, Trabzonspor'un e, Bakasetas, özellikle Bakasetas ve Bakame'yi çok aradığını ee, herhalde kabul edersiniz. Ne dersiniz hocam? Benim anlamadığım bir şey var. Trabzonspor tamam bakasetası yok, şey yok da bu kadroyu niye kurdu? Şampiyonluk için kurdu. Ama diğer oyuncuların da çıkıp ağırlıklarını koyması lazım. Bakıyorum ilk yarı oyun anlayışı, sahaya yayılışı, rakibe basışı her şeyle Göztepe'yi. Ve bir iki pozisyona da girdiler. Hatta bir, bir tanesi offside'di filan ama. Trabzon hiçbir şey oynayamıyor şu ana kadar. İsabetli yani, şutu yoktu. Şimdi biz, arkadaşlarım yine biz verirler. Ben buraya gelirken. Seyrediyoruz. Abdullah Avcı da seyrediyor. İkinci yarıya mutlak değişiklik yapacaktır. Mutlak yapacaktır. Çünkü şunu söyleyeyim. Bu maç e, ikinci yarı öyle veya böyle kırmızı kart görülecek bir maç. Yani büyük ihtimalle büyük ihtimalle bir iki filan kırmızı kart gelecek onu hissediyorum yani o kokuyu aldım şu anda onu söyleyeyim hani takımlar gol atıp öne geçerse Göztepe veya Trabzon geçse de geçmese de her türlü çünkü tansiyon daha da yükselir çünkü inanılmaz derecede ya da. kontak noktası çok olan bir maç Trabzon maçı rahatlatamıyor Trabzon maçı rahatlatamadığı gibi baskıyı yiyor baskıyı yiyince de sinirlendi gösteme de iyi baskı yapıyor ve iyi baskı yapıp döndürmüyor o şeyi. Trabzon'a dikkat et. Hı hı. Şey yapamadı ve anlayamadım. Trabzon inanılmaz derecede açık alanda top oynuyor. Yani sen oyunu daralt deplasmanda oynuyorsun. Yani Trabzon'un önündeki adamıydı, arkasındaki adamı arasındaki mesafe bazen 60 metreye falan çıkıyor. Veriden yani, buraya da seçebilir miyiz? Kamerada göremiyorum en arkadaki adamdan en öndeki adamı ekranda tamamını Göremiyorum uzun, değil mi Trabzonspor? Göremiyorum. Doğru. E sen bu oyunu bu kadar çok açarsan ve Göztepe bu kadar iyi mücadele ederse oyun senin aleyhine döner onu söyleyeyim. Ve büyük ihtimalle de yani sarı da olacak, kırmızı da olacak gibi geliyor bana. Kolay kolay da yenilmem olacak. Yani şu sondaki görüntü zaten bir sinyal gibi de algılanabilir. Ee, şimdi hocam Mesela... Göstebeli oyuncular hücum verilerini alalım. Göztebeli oyuncular maç Arkadaşlar. için daha istekli. Trabzon'lu oyuncular maç için o kadar istekli değil. Ama ilginç yani sen lidersin. Liderlik evet. koltuğuna oturmuşsun. Geçtiğimiz hafta bir büyük maçı kazanmışsın. Yani böyle bir görüntü işte şimdi geldi. 7 şut denemesi var Göztepe'nin. 3'ü isabetli. Daha Trabzonspor'un koca 45 dakikada isabetli şutu yok. Engellenen de şutu yok yani. Hani Öyle bir durum da yok. Hani isabetli olmamış ama engellenmiş diyelim. Engellenen şutu da yok. Yani Göztepe 11 kez Trabzonspor ceza sahasında topla buluşurken Trabzonspor sadece 3 kez girmiş. Yani Göztepe şu ana ceza kadar sahasına. bizim ikimizin konuştukları olduğu gibi orada da zaten görülüyor. Görülüyor. Rakamlar. Biz onlara bakmadık burada. Rakamlar anlatıyor yani. Biz onları görmedik. Onları şimdi görüyoruz. Şimdi geldi evet. E, rakamlar şimdi geldi. Bizim de dediğimiz rakamlar gösteriyor zaten. Yani inanılır gibi değil Trabzon'un Hücumcular bir iş yapmıyorlar. Hücumcular iyi top alamıyorlar. Yani şeyi bozuk bugün. Trabzon'un akordu bozuk hoca. Yani bir akort bir oyuncuyla bu kadar bozulur mu ya? Bir oyuncuyla? İşte bazen bir oyuncu çok oyuncu hocam Bakasetas. Yani bakemedi yok belki o da olsa hani o da top tutuyordu. Tabii, tutuyor. Takımı arkadan oynat çıkmasına müsaade ediyordu <laughs> zaman kazanıyordu filan. Hani bugün yani ilk yarı Trabzonspor sınıfta kaldı hocam. Şimdi yarı ne olur değil mi? Şimdi Kenarda Siyop, Cornelius var. Cornelius. O da bir e, ülkesine gitmişti. E, direkt İzmir'e geldi. Cornelius Siopis gibi isimler var. Hani çok fazla da e, kenarda oyunun kaderini etki edebilecek Onun dışında çok fazla bir oyuncu yok şu anda. Cornelius'u mecburi kullanacak. Değil mi? Mecburi kullanacak. Belki Cornelius'u ileri alıp hani Canini falan Kanada koyabilir. Yani onun gidip gelmesi ülkesine tamam. Çocuğu olmuş. Evet. Kudan hayırlı olsun derler hani şey evet. yapalım. Ama şey yapar oynar. Ne olacak abi ülkesine gidip gelmez. Tabii şey değil zaten. Ha, hani okyanus aşırı bir şey ne değil. Danimarka'ya gidip geldi. Olup geliyor ne olacak? Dört saatlik yol herhalde değil evet, mi? Evet evet o kadar. Taribe. O kadar. Tahmini dört saatlik yol. Yine oynar. Bunlar da e, yani... Kontak noktası fazla olan bir maç. Hakem biraz pasif kalıyor. Otoriteyi Atilla eline Karaoğlu alamadı. Alamadı. İki tarafında yedek kulübelerinden baskı var. Göztepe'den de çok baskı var yedek kulübesinden. Var. Seyirci de iyi. Göztepe i̇yi. seyircisi takımını çok iyi destekliyor. E, futbolu bilen seyirci. Evet. Tempoyu ne yaptırıyor. Zaman, ne zaman baskı yapacağını biliyor. yani Göztepe için. Ben şeyleri seviyorum. Bu tip semt statlarını seviyorum hocam. Yani evet hocam kendi semtinin işte ne güzel ya. Alışveriş yerleri var. Çok da güzel yaşayan bir stat yapmışlar. Güzel de bir stat gittik gördük. Yani aslında bu statların olması lazım. Herhalde <laughs> bu 25-30 bin kişilik var değil mi? 20 mi? mi? Oca, 20 idi galiba. Öyle bir şey. 20 mi? 21 çok öyle bir, stat. Çok, çok, bir Çok çok. çok de kompakt. semtin içinde olması Tabii. güzel. O semtin stadı. Yani evet. Bunlar arttığı zaman güzel ve Göztepe şehir her zaman takımını son demek. Göztepe karşıya bunlar şeydir Tabii hocam. ya. Tabii öyle evet. canım, etkili seyirci yani. Çok etkili seyirciler. Ve e, yani işte yapıyorlar onu söyleyeyim. Hakemin üzerine de biniyorlar, rakibin üzerine de biniyorlar, takımlarını da ateşliyorlar. Akıllı işler yapıyorlar şu ana kadar. Varda da özgüç Türk alp var hocam. Tarihi. <gülüyor> Ankaralı. <gülüyor> evet bizim. İyi insanlık. E, i̇yidir tanırım ben de arkadaşımızın oğlu da. Hocam bir halledemedik şu işleri ama işte halledemeyecek. Konuşacağız herhalde. hocam takım oyununda. Bugün de bana bir iki haber geldi bakalım yani nedir ne değildir doğru mu? Biraz bu e, MHK'de neler oluyor nedir ne değildir takım oyununda e, maçtan sonra e, biraz daha şöyle bir kurcalayacağız açıkçası bir bakacağız. Çobaklayacağız. perde arkasında neler var e, takım oyununda e, sizlerle paylaşacağız o bilgileri Sahaya yayılış ısı haritalarını görüyoruz. E, Trabzonspor hani ceza rakip ceza sahası dışında iyi yayılmış. Ama rakip cezasında hiç yok ya rakip ceza sahasında. Hiç yok. Şimdi hücumcuları kızıyorsun. Hücumcular top alamadılar. Alamadı. Cervinho da çok top ezdi ya. Ya şimdi Trabzon hücuma çıkıyor bakıyorum. Yani sağ taraftan hücuma çıkıyor bir Trabzonlu oyuncu. Yusuf'un kim gelecek diye bakıyorum. Ekranda hep sarı kırmızılı oyuncular var. Arada bir tane veya iki tane lütfen çıkıyor bordolu. Evet. Lütfen çıkıyor yani aradan çıkıyor. Böyle olduğu zaman maçı kazanamaz. onu sana söyleyeyim. Yani Göztepe için de bunlar çok kritik maçlar artık. İyi de gitmedi. Ee, beş mağlubiyeti var. Ee, i̇ki galibiyet iki beraberlik. Beş mağlubiyet. Sekiz puan. Yani e, o gerilimi Göztepe'de de hissedebiliyorsunuz ama hocam. Hocaları falan da şey... Gelgin. Evet. evet. Sarı kartta yedi. 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 Göztepe kulübü hep dışarıda. Dışarıda <laughs> hocam. Ama yani e, bilemiyorum devre arasında onların da Halil yok. Halil önemli bir silah Göztepe'nin. Evet. E, ofansif anlamda. Onlarda da bilemiyorum kenardan bir e, hamle nasıl olur. Ona da ikinci yarıda bakacağız. Biraz daha orta alanın top yapabilecek soner falan var Şu anda mesela. Onlar fena gitmiyorlar ama yani. Evet. Onlar da 2 2000 sarı kart var Göztepe'de. Bir bakabilir miyiz çünkü hocam? Evet, Göztepe'de İrfan İrfancan'la Yahoviç görmüştü. Trabzon'da var mı ilk yarıda sarı kart? Benim hatırladığım yoktu ama evet yok. yok. Ama e, hocam aman her şeye, dedi yani her şeye gebe bir maç öyle gözüküyor yani. Değil mi? Her şeye gebe. İki bir takıma maç. da gidebilir, kartlarda çıkabilir. Evet. İkinci 45 dakikada Fazla kalite yok ama heyecan var. Var. İkinci 45 dakikada bakalım nasıl hamleler gelecek. Ee, i̇ki takımın da şüphesiz galibiyeti ihtiyacı var. Farklı anlamlarda, farklı pozisyonlarda. E, ee, Göztepe o düşme hattından kurtulabilmeyi istiyor ki 10. hafta artık ligin dörtte birini geride bırakıyoruz hocam bu arada şaka maka. Ligin dörtte biri bitiyor. Zaten şu milli maçlarda falan ondan sonra bir hafifçe e, hareketlenme görüntü. başlar yukarıya doğru. Mi? Tabii iyi ve başlar. Bir saflar belli evet. olur. Tabii canım. Peki, e, biz yavaş yavaş toparlayalım. E, sözü skorboarda bırakacağız. Ardından takım oyununda hem bu karşılaşmayı görüntüleriyle beraber değerlendireceğiz, hem de biraz merkez hakem kurulundan bahsederiz, biraz yarınki Fenerbahçe-Alanyaspor maçına değiniriz. dervi için yarın akşamki takım oyununda biraz daha konuşma imkanımız olur. Ama özetle e, karşılaşmadan sonra takım oyununda birlikte olalım diyelim. Şimdi de sözü skorboarda teslim edelim efendim. A Spor'dan